Birçok deneme türü yazımda, dergilerde yolculuk üzerine yazılar yazdım. Bu videolu yazımda da yolculuktan bahsetmek istiyorum. İngiliz oyuncu, yazar ve dünya gezgini Michael Palin, "Seyahat etme mikrobu size bir defa bulaştıktan sonra artık tedavisi yoktur. Hayatımın sonuna kadar bu mikropla mutlu bir şekilde yaşayacağımı bilmek çok güzel bir duygu," diyor. Sanırım bende de bu mikroptan biraz var. 2012 yılının bir yaz günü arkadaşlarımla İzmir'e doğru yola çıkmış, Gümüldür, Özdere gibi sahil yerleşmelerini dolanıp tekrar Manisa'ya geldikten sonra Sipil Dağı üzerinden Şehzadelere bağlı Ayvacık köyüne selam verip Sancaklı Uzun Çınar'ı görerek Turgutlu, Salihli, Sart Antik Kenti, Kula, Gediz, Ayzonay Antik Kenti ve Kütahya üzerinden Bursa'ya geri gelmiştik. Bu yolculuk, normal güzergahları izlemediğimiz için oldukça ilgi çekici ve güzeldi. Hatta sonunda yolculuk haritama baktığımda Türkiye'nin batısında oluşturulmuş büyükçe bir kalp ve geride kat edilmiş yüzlerce kilometre duruyordu. Türkiye'nin batısı, yani daha özelde İonya dediğimiz Milet, Efes, Foça ve İzmir çevresi seyahat etme isteğimi en çok cezbeden yerler arasında. Son yıllarda Biga Yarımadası olarak bildiğimiz Troyas da ilgimi oldukça çekiyor. Edremit Körfezi ve Kaz Dağları'nın muhteşem güzelliği antik coğrafya ve geleneksel yaşantımızla birleştiğinde bana muhteşem bir haz veriyor. Belki de bu yüzden Darıca'dan Osman Gazi Köprüsü'nden geçerek Ezine'ye doğru çıktığımız yolculukta İzmir-İstanbul otoyolunun Karacabey çıkışından çıkmadan soluğu Edremit'te aldık. Marmara Denizi'nin güneyinde uzanan Bursa-Çanakkale yolunun ıssızlığının tam tersine Balıkesir-Batı gişeleri sonrası yol farklı bir havaya bürünüyor. Merhaba arkadaşlar, bugün İstanbul-İzmir otoyolundayım. Şu an oksijen tesislerinin oradan geçiyorum. 178 numaralı Susurluk dinlenme tesisinin oradayım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İvrindi, Havran, Edremit güzergahında oluşan hareketlilik bence seyahat üzerine söylenen tüm sözlerin üzerinde. Hatta bir benzin istasyonunda durduğumuzda yeni çıkan sımsıcak köy ekmeğinden almadan edemedim. Bu sıcak ekmeği arabanın bir yerine bırakıp öyle masum bırakmak da olmazdı tabii. Tereyağı ile ekmeği buluşturunca yolculuğun keyfi bir kat daha arttı. Mükemmel! Şimdi Ezine'deyim. Yazları sıklıkla uğradığımız Strabo'nun antik Anadolu coğrafyasını anlattığı Geografika eserinde Gargara dediği küçük kuyudan geçerek Ezine'ye geldik. Bu videoyu da anneannemizin çiçekleri arasında çekiyorum. Arkamda türlü sardunya çeşitleri, önümde ıtırlar, sukulentler, fesleğenler, melisalar arasında konuşmak müthiş bir duygu. Böyle durumlarda da Orhan Veli düşer aklıma. Yolculuk niyetinde değilim fakat böyle bir iş yapmaya kalksam doğru İstanbul'a giderim.
Beni bebek tramvayında görünce ne yaparsın acep diyor ya şair. Ben de yolculuk niyetinde değildim. Fakat böyle bir iş yapmaya kalkınca doğru bu taraflara geldim. Andrew McCarthy ile bitireyim. Ne kadar uzağa gidersem kendime o kadar çok yakınlaşıyorum.